Genel başkanımızın kızı var, ikizleri var, Merve ile Mina. Merve de ok atıyor. Bu geldi bize. Şimdi bunu yapmamız lazım, biraz önce yaptığınız işlemi. Yazlıkta perişan olduk. Dönüyoruz ikimiz, genel başkanımız da o şöyle yapıyor, ben kırılacak diyorum, kırılacak. Ondan sonra yani bayağı bir mücadele ettik. Ne dediniz biraz önce, çile mi dediniz? Çile, evet. Ya çekmiş. Nasıl bir çile çektik? İnternete bakıyoruz, hocasını arıyoruz. Hocası diyor ki işte kırılmaz diyor. Ya diyoruz yok kırılacak. Ama böyle sizin dediğiniz gibi yapmadık. Tek ok Selçuklara aittir. Selçuklara savaş çok onu Haçlı ordusu ya çift maaş alırmış ya da ganimet sözü verilmiş. Niye? Her bir ok zırhı deldiğinde o zamanlar tabi ambulans yok, ilk yardım bir şey yok. Çekse kanama oluyor. Zırh olduğu için de sağa sola esnediğinde yürüyemiyor. Bir okla bir askeri ziyan edip devam edebiliyoruz. Bu şekilde korkusuzca bir okçu şeyimiz varmış. Şimdi siz bunu biraz önce izah ettiniz. Bizim genel başkanımızın kızı var, ikizleri var, Merve ile Mina. Merve de ok atıyor. Bu geldi bize. Şimdi bunu yapmamız lazım. Biraz önce yaptığınız işlemi. Yazlıkta perişan olduk. Dönüyoruz ikimiz. Genel başkanımız da o şöyle yapıyor. Ben kırılacak diyorum. Kırılacak. Ondan sonra yani bayağı bir mücadele ettik. Ne dediniz biraz önce? Çile mi dediniz? Çile, evet. Ya çileyi çekmiş. Nasıl bir çile çektik? İnternete bakıyoruz. Hocasını arıyoruz. Hocası diyor ki işte kırılmaz diyor. Ya diyoruz yok kırılacak. Ama böyle sizin dediğiniz gibi yapmadık. Evet efendim. Bayağı bir mücadele ettik yani. Çilenin de efendim ismi şudur. Eskiden o tarihte tabii ki sanayi yokmuş. İşte insanların gücü avlanmak, savaşmak ve korumak olduğu için çocuklar yetişirlerken bu yayımızın kiriş dediğimiz yani çile dediğimiz ipini gün boyunca çocuklar boş halde bunu yıllarca 6 ay, 7 ay, 1 sene boyunca çocuğa hiçbir şekilde ok attırmadan gün boyu çile çektirirler. Çile lafı oradan geliyor. Ne çile çektin be kardeşim? Oradan gelir. Tamam. Çocuklarımız tüm geldiğinde ilk derse başlarken okçuluktan önce kepaze çekmek zorundalardır. Kepaze dediğimiz alet ağaçtan yapılır. Tabi o zaman bağırsak dediğimiz şeyler var. Sapan, onlar yapıyorlardı. Sapan ya da ipekle karıştırırlardı. Burada gelir çocuklar bütün gün kol hafızasını sağlaması için bütün gün burada belli sayılarda, belli şeylerde bunu kepaze çekmektir. Burada ne kepaze çektiğin lafı buradan geliyor ya da kepaze oldu. Çünkü bunu çekmek zor. Niye? Çocuğa 50 sağ, 50 sol, 200 tane çektiriyoruz. Bunu çekerken insan yoruluyor. Şu anda kolay gibi gözüküyor ama devamlı bunu çektiğimizde bir süre sonra insan yorulup kolu yukarıda kalması bile yorar. Evet. Bu şekilde de kol hafızası gelişiyor, çocuğun fizik yapısı gelişiyor. Zaten okçuluğumuzun ana temelinde çocuklarda dikkat dağınıklığı, odaklanma, konsantrasyon ve kendine olan özgüvenlerini getirmiş. Okçuluğun bizim faydası bu. Bazı doktorlarımız da özellikle çok IQ'su yüksek ya da çok yaramaz çocuklara okçuluk tavsiye eder ki dikkat dağınıklığını kontrol altına alsın, işte daha bir düzgün olsun, hedefine kilitlensin, özgüveni yerine gelsin diye. Bu şekilde okçuluğumuzun manevi de faydası var. Bu bizim merhaba kulübümüzün en küçük okçusu. Şuna bakmayın böyle oluyor. 25 metreden atış yapan. Eriği vuruyor musun eriği? Evet vuruyor. Aynı zamanda okul müsabakalarında da dördüncü oldu. Bursa benim okul müsabakalarında. Tebrik ediyorum seni. Kulübümüzün bir en küçüğü. Bir erik şov yap istersen. Acaba kimin başının üstüne? Kimin? Sıkıntı yoktu. Var mı böyle cesaretli mesela eriği başının üzerine koyabilecek? Elma da olabilir. Elma. Ben güveniyorum arkadaşa başkanım. Ben koyarım. Bu da onun ablası. Kulübümüzde 12 tane derecesiyle kulüpte birinci en çok madalya sağlam kendisi. O da o yüzden zaten gele gide abla kardeş başladı. Yoksa yani küçük almıyoruz biz. Ama bonustan kazanmış oldu. Futbola ayırmıyoruz sporları tabii ki. Bir futbola, tekvandoya, karateye aldığımız desteğin %10'unu alamıyoruz. Şu kulüp 5 yıldır buradayız. Birçok yönetici eski de mesela Can abiler, Şerafin abi eski birçok yönetici hala bizle beraberiz. Biz 5 yıldır tamamıyla kendi öz sermayemizle, kendi özümüzle evet. Birçok yere dilekçeler yazdık, oraya buraya yazdık. Hemen yapacağız, edeceğiz. Deve kulağı gibi birkaç bir şeylerle bizi şey yapıyorlar. Yani buna bir kıymet vermiyorlar. O kıyafetin güzelliğine bak.
Bizde sancak önemlidir Sayın Vekilim. Bizim kulübümüzün sancağıdır bu. Evet, ben de artık bir akıncısınız evet. Sizde. Memnuniyetle teslim alıyorum. Bu daha çok yakışır. Bana böyle şeyler pek yakışmaz bunu. Ama hadi neyse idare edeceğiz artık. Bunu. Yok, ciddi çok güzel oldu. Şimdi resimlerde göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tam oldu. Evet. Önce 10 numara oldu bak. Çok kesinlikle daha güzel oldu bu. Abdülkadir sen ne diyorsun? Bir medya danışmanı olarak. İnanın çok yakıştı Sayın Bekir. Maşallah dedi, nazar değmesin bari. Teşekkür ederim. Şöyle ver. Gel böyle, gel böyle. Ne kadar güzelmiş bu. Attığın zaman sen almadın fakat Allah attı. Noktaların gözüksün. Hem de bunu şöyle tut. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çok güzel. Çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok. Böyle bir hediyeyi bana layık gördüğün için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben bunu inşallah ben de evet partideki odamda en güzel köşeye bunu inşallah koyacağım ve sizleri anacağım. Her zaman da beklerim. Siz de gelin bunun önünde fotoğraf çektirelim inşallah. Çek. Evet, çek. Yanağınıza dayayın. Hı, şöyle. Evet. Hedefe bakın şimdi. Tamam, bakıyorum hedefe. Evet, bırakabilirsiniz. Sadece açıyorsunuz. Ya Hak! Bırak. Sadece bak. Evet. Sadece açıyorsunuz. Gitmiyor ki. Bakın. Ne oldu ya? Gitmiyor. Sadece açıyorsunuz. Neyi açıyorum? Parmakları. Parmakları aç. Aç. Sağ tarafa gitti. Şöyle gitmesi gerekir. İyi hadi neyse. Bekir Hanım bir daha hop. Burada o kadar deneyenler oldu profesör. Vallahi şu anda vurdum. Gerçekten çok zor. Bunlara gidiyordu çünkü. Evet, yok, şimdi ben hemen veriyorum. Bakın. Yavaş yavaş havaya giriyoruz. Evet. Hedefi nasıl görüyorum? Şöyle mi? Hangi göz? İki gözünüz açık. İki gözünüz açık. Evet. Bırakabilirsiniz. Evet. Güzel bir spor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Arkadaşının hedefine geliyor. Yalnız çok taktik bu yani. Bunu yaladım, oraya yapma. Her birden helal olsun. Abdülkadir yani. Sen şöyle biraz daha... O da aynı mı dedi? Hocam, sağ gözlerim. Askerde aynen öyle oldu. Benim hedefte 10 tane delik var. Beşer mermi atmışım. Evet, bu da orada. Güzel. Hı. Çok güzel. Evet. Şimdi olay şu. Çok güzel. Şu anda... Aliyetine... Sizler. Hay maşallah. Allah, şuraya doğru yapmam lazım. Şaka mı? Vallahi bravo. Bak. Şimdi şöyle yapmam lazım. Vallahi bravo. Yani şu sola doğru yapıp ortaya şu üçe vurmam tamam, lazım. Hocam istiyorsan. Evet. Bir dakika. Sağ daha sabit. Can abisi. Direkt salın. Bak işte o. Evet şey. Bir öyle bıraktık. Şimdi buradaki alan. Gördüğünüz gibi seviyorum. Sert. Normal şartlarda bunu. Sert. Finalde bırakın. Kulağa kadar çekmemiz gerekiyor. Sert. Bu sert. Özellikle kademe kademe gittik. Şampiyon olarak vurduk. Şimdi çocuklarımız size bir ufak bir şurada bir gösteri yapsınlar. Tamam. Buyurun size tamam, beraber. Tamam buyurun teşekkürler. Bu sefer siz gazaniyetine yağ atmayacaksınız. Tamam. Onlar atacaklar. Ama evet okçular gel. Parmaklar ve şey yoruluyor. Yoruluyor. Bununla düşünün bir çocuk günde en az 150 tane atıyor. Oo. Yani düşünün o parmakları ve şeyi. Parmakları ağrıyor. Yani gerçekten bu iş kolay bir iş değil. Bu şurası da ağrıyor. Var. Evet. İşte zamanla parmağı yapa yapa alışıyor. Nasırlaşıyor mu burası? Tabii. Kesinlikle. Buraya peki bir şey takmıyor musunuz? İşte o yüzden zikir takıyoruz. Ben bu zikiri. İşte bunları takıyoruz ki neden? Olacak mı hocam? Olur. Yani ben göstereyim. Şu. Seninki ufak bir bunu takıyoruz buraya. Şerafettin abi. Mecbur. Ver. Bunu takmak lazım. Aa olmuş tamam. Oldu bak, gayet evet. Oldu. Şöyle Sayın Vekilim bu burada duruyor. Parmağınız bakın bunun içinde kalıyor. Tamam bu İpi lazım. İpi de buradan tutuyorsunuz. Yani şöyle. Tamam bu lazım. Çünkü bu bunsuz bakın ipi şununla tutuyoruz. Aksi takdirde burası parçalanıyor. Kaza niyetine ya hak dediğinde atıyorsunuz. Tamam mı? Ya hak. Oo maşallah. Zehra devam. Kaza niyetine ya hak. Evet. Teknik. Teknik maşallah çok iyi. Onlar da iyiler de talimde yok. Onlar devamlı talimde yarışa hazırlanıyorlar. Evet. Rıza niyetine ya hak. Evet. Bravo. Son atışlar. Evet. Son atışlar.
hepsinde gaza niyetine diyor muyuz? Normal ya. Şartları bir kere açılışta söylüyoruz. Sonra ya hak diyoruz. Ya hak bir daha bitiyor. Ondan tamam, o zaman söylemiyoruz. Evet. Peki, tamam. Evet, şimdi tüm çocuklar toplanalım bakalım. Okçuluk! Evet, hayırlı olsun. Eyvallah. Teşekkürler. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Harika.